Tabii ölüm hatırlamayı peygamberimiz tavsiye ediyor. Peki ölmeyi istemek caiz mi? Helal mi? Ölümü istemek. Yani çok hastayız, acılarım çok fazla. Allah'ım yeter artık canımı al, öldür beni diyor. Veya çektiği çileler çok eziyet görmüş. Kadın olabilir, erkek olabilir. Gelin olabilir, kaynan olabilir. Yani işte çok çile çekmiş, çok zulme uğramış. Gücü yetmiyor, çözemiyor. Dünyaya gücün yetiyor mu şu anda? Dünyada meydana gelen zulümleri kaldırabiliyor muyuz? Yok. Biz dışarıdan, ekrandan bakıyoruz. Ama Afrika'da çocuğunun öldüğünü gören kadın açlıktan ölüyor ya. Çocuğunun öldüğünü görüyor. Öbür çocuğu da ölüyor. Bu kadın da hayat yaşıyor. Biz gönderebildiğimiz kadar yardım gönderiyoruz diyelim. 10 tanesine gönderiyoruz ama 100 tanesi yine açlıktan ölüyor. Bir tarafta sofraların üçte ikisi çöpe dökülüyor lokantalarda. Sofraya gelenlerin üçte ikisi dökülüyor, yenmiyor. Öbür tarafta açlıktan insanlar ölüyor. O ölen insanlar, çocuğu ölen kadın belki de diyor ki ya Rabbi bu acıyı bana göstereceğine canımı al benim diyor. Çocuklarımın öldüğünü bana gösterme diyor belki. Veya böyle acı çekenlere siz de rastlamışsınızdır. Keşke ölseydim. Bu acıyı göreceğime ben senden önce ölseydim diyor insanlar. Değerli Müslümanlar, işte bugün bu akşam önden gidenlerde bu konuyu ben çok önemsiyorum. Sakın böyle bir şey demeyin. Niye biliyor musunuz? Allah'ın kalemine saygısızlık etmiş oluyoruz. Allah'ın takdirine. Acıyı veren de Allah, zenginliği veren de Allah. Hastalığı veren de Allah, sağlığı veren de Allah. Bize düşen öldüğümüz ana kadar helal dairede mücadele etmek. Hasta mı olduk? Hastalığı yenmek için, şifa bulmak için elimizden geldiği kadar tedavimize bakacağız. Bize düşen bu. Allah buna bakıyor. Yok beni öldür ya Rabbi, ben dayanamıyorum artık. Bu Allah'a isyana girer. Bu Allah'ın gönlünü kırar. Allah'ın hatırını yıkar. Biz ölümü istemeyeceğiz. Biz ölümü hatırlayacağız, ölümü birbirimize hatırlatacağız ama ölümü istemek yok. Çünkü senin dünyada bir an fazla yaşaman biraz daha fazla ibadet etme hakkıdır. Yani sana imkan tanıyor Allah. Bak şu anda oturuyoruz değil mi? Oturduğumuz anda ne yapıyoruz? Şu anda sohbet ediyoruz. Neyi? Kur'an'dan bir sohbet, ayet var, hadisi şerif diyoruz, İslam'dan diyoruz, sahabe diyoruz, dini bir sohbet. Bu nafile bir sevaptır. Yani bu sohbet, bu tür sohbetler, Kur'an sohbetleri, hadis sohbetleri, dini nasihatler, hayır öğütler, nafile sevaplardır. Bu sevap. Bak oturduğumuz yerden Allah bize sevap yazıyor. Dünyada yaşamak bizim için karlı. Hasta yatağında eline tesbihini alsa, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah dese ya da ya sabır, ya sabır, ya sabır dese bunların hepsi ibadet. Oturduğu yerden, yattığı yerden cennette derecesini yükseltiyor. Öleceğin saati değiştirme imkanın yok. İnsan öleceği günü değiştirir mi? Mesela intihar ediyor. Benden buraya kadar diyor mesela internete yazıyor. Hakikaten intihar ettiği çıkıyor çocuğun ertesi gün. Sosyal medyaya yazmış meğer diyorlar. Kendini canına kıyıyor, ölüyor. Ya da ölmüyor, sakat kalıyor diyelim ki. İnsan, kardeşlerim, kendi canına kıyarken ölümün vaktini öne almış olabilir mi? Olamaz mı? Olamaz. Ecel değişmez. Çok açık ayet Kur'an-ı Kerim'de. Ap açık ayet. Estaizu billah. Feiza caa ecelhum la yestahirun saaten ve la yestakdimun. Onların ecel saatleri geldiği an, feiza caa ecelhum, onlara ecel vakitleri geldiği an, la yestahirun saaten. Onun saati, onun dakikası ne bir an geri bırakılır, ve la yestakdimun, ne de öne alınır. Yani Allah katında yazılı olan ölüm saatimizi bir saniye bile ne öne alabiliriz,
ne geriye bırakabiliriz. Onun için biz ölümün, ecelin vaktini değiştiremeyeceğimize göre Allah'tan ölümü istemek, Allah'ın yazdığı takdire itiraz etmek yerine geçer. Biz Allah'tan hayırlı, şerefli bir ömür isteriz. Duayı hep hayırlı yaparız. Ölüleri de hayırlı anarız. Anmalıyız yani. Değerli kardeşlerim, tabii ölümle ilgili bizim yapacağımız şey ne? Ölmeden önce neler oluyor? İster trafik kazasında olsun, ister normal yatağında 85 yaşında nenemin ölümü olsun, isterse kardeşlerim küçücük çocuğun ölümü olsun. Hangi şekilde olursa olsun, ölenin başına şunlar gelir. Ölümden önce şunlar gelir. Bir, canını almaya gelen meleği ölecek olan kimse görür. Yani canını alacak melek, biz Azrail diyoruz ya, bu Yahudilerden geçme bir isimdir. Kur'an ve sünnette Azrail ismi yoktur. Kur'an ve sünnette melekül mevt vardır, ölüm meleği vardır. Ölüm meleğidir onun adı. Ama Azrail dense de bir şey olmaz. Fakat doğrusu Azrail değildir, ölüm meleği demek gerekir. Hani bazen bizim insanlarımızın tuhaf tuhaf böyle alışkanlıklar var. Cin deyince cin deme diyor, üç harfli de diyor. Ya niye Allah Kur'an'da cin suresi diyor? Niye cinden korkuyorsun? Cinden daha cin insanlar var şimdi. Cini çarpan adamlar var şu anda. Yani değerli kardeşlerim, Azrail ister küçük ister büyük, ister günahkar ister evliya, İster kafir, ister zalim, ister peygamber. Kim olursa olsun Azrail aleyhisselam, yani ölüm meleği ve onun görevlileri. Ölüm meleği hepsini kendi yapmıyor. Azrail patron. Allah'ın tayin ettiği meleklerin patronu. Yani ölüm işleri genel müdürü Hazreti Azrail. Azrail'in emrinde çalışan iki tür melek var. İki tür. Bir naziat melekleri, bir de naşitat melekleri. Ne onlar? Azrail'in altında çalışan, Allah'ın emrine verdiği görevli melekler. Bunlar kim? Bunlar günahkarlara, zalimlere ve kafirlere korkutucu melekler. Korkunç. Ve naşitat. Neşe veren, sevinç veren, gördüğünüzde, değil mi? Bizde bazen öyle değil midir? Çok bir kötülük ettiğimiz birini görünce, değil mi? Bize zararı dokunacağını birini görünce korkuyoruz, değil mi? Aman görünmeyelim, kaçalım falan. Ama bazı insanları görünce, ya ne güzel oldu ya, moralim yerine geldi diyoruz. Allah bizim içimizdeki fani dünyada bir insan için bile bu duyguyu veren Allah, ölüm anında da bunu yok saymıyor. Biz insanız. Allah bize imanımıza, amelimize, hak ettiğimiz Müslümanlığımıza göre Allah bize ya gördüğümüzde çok sevineceğimiz, kendimizden geçeceğimiz bir melek gönderiyor ya da eğer günahları çok ya da kafir ya da çok zalim, çok can yakmış, Allah'ın kendisine öfkeli olduğu bir kadınsak, bir erkeksek, kötü bir kul isek ölürken Allah o zaman da naziat meleklerinden bir melek gönderiyor. Ney? Korkunç bir suret. Şimdi korku filmleri oluyor da insan hayaliyle neler çiziyor ya, ne korkunç görüntülü insanlar yapıyorlar değerli kardeşlerim. Ya diyor, insan nasıl hayal etmiş böyle bir şey diyorsun o korku filmlerinde. İşte Allah, onlar ne ki? Gördüğünde dili damağı kurur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.